Osmanlı'da duraklama dönemi Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlamıştır. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesiyle merkezi yönetimin bozulması sonucu devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve iç yaşamların kırılmasına neden olmuştur. Özellikle Yeniçeriler padişaha karşı gelmekteydi ve Yeniçerilerde ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışı gelişmiştir. Avusturya ve İran seferleri sonucu oluşan ekonomik akıntılar yani ekonomik sıkıntılar, tımar sisteminin bozulması ve nüfus artışının yarattığı sosyal hayattaki sıkıntılar ve çağın gerisinde kalması ile eğitim alanındaki bozulmalar sonucu devlet duraklama dönemine girmiştir. Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının önem kaybetmesi, sık padişah değişimleriyle çok verilen cülüs bahçesi ve Yeniçerilerin artmasıyla verilen ulufe miktarının artması Osmanlı ekonomisini yıpratmıştır. Celali ayaklanmaları Osmanlı toprak dilini büyük ölçüde değiştirmiş ağır vergiler yüzünden ya da büyük kaçgun sırasında yerlerinden olan çiftçilerin toprakları mültezimlerin ya da yerel yöneticilerin eline geçmiştir. Vergiler yüzünden borca giren köylüler işledikleri toprakları sonunda tefecilere kaptırdılar. Osmanlı toprak düzeninin bel kemiği olan tımar sistemi bozuldu. Büyük nüfus hareketleri ortaya çıktı ve kentlere büyük göçler oldu. Tarımsal üretim geriledi ve kıtlık tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açtı. On binlerce insan yaşamını yitirdi ve pek çok yerleşim yeri yıkıma uğradı. Eğitimin bozulması da Osmanlı'yı geriletmiştir. Avrupa'daki gelişmeleri yani Rönesans ve reformu Osmanlı'nın takip etmemesi Osmanlı için bir dezavantaj olmuştur. Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin bozulmasının nedeni beşik ulemalığı denilen sistemin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu sisteme göre müderrislerin yani öğretmenlerin yeni doğan çocukları doğduğu andan itibaren medrese yani eğitim yuvası yani ilkokul öğretmeni sayılıyordu.